Arkadaşlar merhabalar. URS Amazon Danışmanlık YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce de videosunu çektiğim Kipa detaylı ürün analizi videosunu tekrarlamak istedim. Aynı zamanda videonun başında da birazcık sizlerle sohbet etmek istiyorum. Birçok arkadaşımızın Amazon'daki ticari faaliyetlere girmek istediğini biliyorum. Ancak aklında birçok soru işareti oluşturuyor. Bu soru işaretleri nelerdir? Kesinlikle para kazanabilir miyim? ya da ne kadar sürede para kazanabilirim? Ya da bu iş gerçek mi? Bu işten para kazanabiliyor musunuz gibi birçok soruyla bizlere geliyorsunuz. Arkadaşlar bu iş gerçek ancak şöyle bir yanlış anlaşılma olsun istemiyorum. Hemen bir parayı yatırdınız, hemen anında zengin olacaksınız ya da çok para kazanacaksınız gibi bir düşünce içerisine lütfen girmeyin. Çünkü normal bir işmiş gibi Amazon ticari faaliyeti içerisinde de çalışmanız gerekiyor. Gün içerisinde nasıl kendi işinize gidermiş gibi bu işle de ilgilenmeniz gerekiyor. Tabii ki biliyorum birçoğunuzun normal işleri var, güçleri var. İşlerden arta kalan zamanda bu Amazon ticaretini öğrenmek istiyor. Ya da hiç işi olmayan arkadaşlarım için normal sabah 8-6 bir işmiş gibi çalışmalarını tavsiye ederim. Hala hazırda bir işi olan arkadaşlar ise İşten sonra minimum 3-4 saat bu işi öğrenme, ürün bulma ve Amazon terminolojisini anlamayla alakalı çalışmalar yapmasını gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi videomuza geçersek daha önce de çektiğim Kipa detaylı analiz videosunun daha da kapsamlı ve detaylı şeklini sizlere anlatacağım. Neden? Çünkü arkadaşlar bir ürün bulduğumuz zaman ürünün analizi hayat kurtarır. Hata yapmazsak para kaybetmeyiz. Bu arada kanalımızı izleyen birçok kişinin YouTube kanalımıza abone olmadığını görüyoruz. Sizlerden ricam bu videonun burasını izlerken kanalımıza lütfen abone olun. Bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberiniz olur. Aynı zamanda videoyu beğenirseniz böyle harika ücretsiz içerikleri arayan kişilerin de karşısına çıkmış olur. Onlara da fayda sağlarız. Hadi hep beraber videomuza geçelim. Kipa çok önemli. Unutmayalım arkadaşlar. Kipa detaylı analiz videosuna başlayalım. 3 adet ürün seçtim sizler için. Bu ürünlerin içerisinde bir tane varyasyonlu ürün var. Bir tane New Offer Count grafiğine baktığımız zaman sıkıntılı bir ürün var. Bir tane de hiçbir sorun olmayan ürünümüz var. Hadi gelin arkadaşlar. Çok önemli olan Kipa detaylı analizinin nasıl yapıldığını öğrenelim. Arkadaşlar bir ürününüzün ürünün analizini yapmak gerçekten hayat kurtarır. Bunu lütfen unutmayın. Seçtiğimiz ilk ürünümüz Enway'in bir ürünü. Aslında ürünün ne olduğuyla çok ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 21 dolarlık bir fiyatı var. İsterseniz ürünlerinizi yapmadan önce basit bir şekilde Helium 10 üzerinden de X-Ray'e bakmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü ürünümüzün ayda kaç tane sattığını görmek bizler için fayda sağlayacaktır. Arkadaşlar ürünümüz ayda 325 adet satıyormuş. Şimdi hadi gelin Kipa tarafına doğru ilerleyelim. Arkadaşlar aşağıda 3 tane grafik göreceksiniz. Bakın 3 adet grafiğimiz var. Burada 2 tane çıkmış. Bazen 3 adet çıkıyor. Kipa'nın aldığınız paketine göre değişkenlik gösterecektir. Şimdi burada Sales Rank, Buy Box, New, New Third Party, FBA, New Third Party, FBM, ve Rating, Review Count, New Offer Count grafiklerini görüyorsunuz. Arkadaşlar sağ taraftaki herhangi bir nesneye tıkladığınız zaman grafiği tamamen temizleyebiliyorsunuz. Benim sizlere tavsiyem bu şekilde temizleyerek ilerlemeniz. Şimdi birinci grafiğimizde Sales Rank'in ne olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar Best Sales Rank, BSR Sales Rank diye de geçer. Bu nedir? Ürünümüzün Amazon'daki satış sırası ya da sırası olarak algılayabilirsiniz. Burada ters bir matematik geçerlidir. Sales rank değeri ne kadar aşağıya düşerse ürünümüz o kadar ön sıralara çıkacağı için daha fazla satacaktır. Sağ alt taraftan gördüğünüz gibi 3 months yani 3 months yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sales rank değerlerini lütfen mouse'uma dikkat edin. Sağ tarafa doğru ilerlediğim zaman Bakın değişkenlik gösteriyor. 37 bin sales renkteymiş, yükselmiş. Son zamanlara doğru gelelim. Lütfen mouse'a tekrar dikkat edelim. Bakın 99 bin sales renk bir anda düşüş gösteriyor. Son dönemi nasılmış? 48 bin sales renkte. En düşük sales renk değerinde 37 bin civarı olduğunu görüyoruz. Yani dalgalı bir sales renk grafiğimiz var. Gerçekten bu da bizler için olumsuz bir durum değil, olumlu bir durum. Ama mouse'a tekrar dikkat edelim. Sales rank grafiğimiz aşağıda böyle mouse'u oynattığım yerlerde sabit en altlarda olursa ürünümüzün daha çok sattığını anlayabiliyoruz. Yani arkadaşlar sales rank değeri ne kadar düşükse o kadar iyi. Sales rank değerlerinde düşüş görüyorsak ürünümüzün satış yaptığının da kanıtı oluyor. Bu şekilde sağlama yapabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar sales rank grafiğini kapatıyorum. Bakın hepsine tıkladığım zaman gerçekten karmaşık bir grafik görüyoruz. Ben sizlere çok önemli olanlardan bahsedeceğim. O yüzden gelin sizle beraber buy box grafiğini açalım. Gördüğünüz gibi 3 aylık buy box grafiğini görüyoruz. Bu grafikte Kipa bizlere ne anlatmak istiyor? Aslında çok önemli bir grafik. Ürünün satıldığı ve kazandığı Buybox fiyatlarının neler olduğunu sizlerle beraber görmüş olacağız burada. Arkadaşlar 3 ay önce 16 dolara bir ara Buybox vermiş. Bakın sağ tarafa doğru ilerlettiğim zaman ise pembe olan çizginin değişkenlik gösterdiğini görüyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Farklı farklı Buybox fiyatlarına ürün satılmış. Bakın burada bir 20 dolara düşmüş. 22 dolar. 22 dolar civarı geziyor. Buradan all deyip yani all time deyip bakın burada da ürünümüzün buy ile alakalı bir grafik verisi alamıyoruz. Gerçekten ben spontan olarak video çektiğim için önden bir hazırlık yapmadığımdan dolayı sizlerin bunu görmesinden çok mutluyum. Neden? Burada herhangi bir çizgi yok. Yani o dönem ürünün buy box desteği yokmuş. Bu da gerçekten çok önemli bir bilgi. Bakın arkadaşlar geçmiş dönemde 17 dolarlara satılmış. Son dönemdeki fiyatı 22 dolar. Bakın zaten de burada 21 dolar görüyorsunuz fiyatı. Şurada o 21 doları da yakalıyoruz. Bakın dikdörtgen olarak gözüken Buybox kutucuğundan ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Diğer grafikte New dediğimiz yer ise fiyat arkadaşlar değişken fiyat grafiklerini görüyorsunuz. Aslında buralarla çok ilgilenmemize gerek yok. Diğer ürünlerde buralarda daha kalabalık bazı veriler göreceğiz. Onları size anlatacağım. New third party FBA. Bakın arkadaşlar burada FBA satıcılarının şöyle üçgen bir turuncu görüyorsunuz. Bunlar da ne demek verdikleri? Fiyatlar üstüne herhangi birine tıklarsanız satıcının kim olduğunu, stoğunu ve verilerini görebilirsiniz arkadaşlar. Burada da FBA yani depolara gönderen kişilerin kimler olduğunu ve hangi fiyatlardan verdiğini görüyorsunuz. Aynısının FBM olanı ise burada kare olarak mavi şekilde gösteriyor değerli arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Gördüğünüz gibi bunlar da ara depo ya da kendisi kargolayan kişiler oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok önemli olan bir grafiğim var. Hemen şöyle ekranımı da sizler için büyütüyorum. 3 mouse duyorum. son 3 aylık grafik. Arkadaşlar rating burada ve review count kısımlarına geçiyorum arkadaşlar. Yorum ve puanlama çok önemli değil bizler için. Ama new offer count grafiği çok önemli. Bizler short videolarda, soru cevaplarda, eğitimlerde arbitraj iş modelinin kalbidir arkadaşlar. Şurada şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu grafik tamamen harika. Hiçbir sorun yok. Ama ben bu ürünü gönderdiğim zaman bir problem olmayacak diyemezsiniz arkadaşlar. Arbitraj iş modelinde kesinlikle garanti net bir durum yoktur. Ancak çok çok yüksek ihtimal, garantiye yakın ve olumlu bir grafik görüyorsanız, şu gördüğünüz grafikteki gibi ürünü göndermenizi tavsiye ediyorum. Bu grafik ne diyor arkadaşlar? Şurada lütfen dikkat edelim. Son 3 aylık satıcı dominasyon diye ben bir isim verdim buna. Yani sağ tarafa doğru ilerlediğim zaman 17 satıcı, 14 satıcı vesaire geziyor. Sizler de bunu görüyorsunuz. Yani sizlere ne anlatmaya çalışıyorum? Burada satıcıların böyle dengeli bir halde giriş çıkış yaptığını diğer örneklerde birazdan göreceksiniz. Aniden böyle pik yapan, bir düşüş yapan satıcı sayısında bir düşme görmüyoruz. O yüzden bizlerin olumlu olarak kabul edebileceği bir liste oluyor arkadaşlar bunlar. Lütfen videoyu çok dikkatli dinleyin. Gerçekten hiç ürün analizi yapmadan Kipa'da ürün gönderen insanlar oluyor. Yani hiç ürün analizini Kipa'da yapmadan ürünü gönderiyorlar. Bu çok saçma böyle bir hareket asla olmaz. Lütfen bunlara dikkat edelim. Çünkü arkadaşlar Kipa bu işin kalbidir. Defalarca söylüyoruz Kipa diyoruz Kipa diyoruz Kipa diyoruz. Şu grafikleri bile analiz etmeden üstün körü ürün gönderiyorlar. Daha sonra sıkıntı yaşadık vesaire e, anlatıyorlar bunları danışmanlık firmalarının da çok iyi anlatmasını onlardan rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki ekranımı biraz sizler için uzaklaştırıyorum. Burada buybox ve sellers rank grafiğini çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bunlar Kipa grafik analizi ve data veri analizi ile alakalı bir video olacak. Sizlere Kipa'nın içerisi gerçekten denizler ya. Anlatmaya başlasam en az 6 saatlik bir video sürecektir. Bakın arkadaşlar burada CelesRank grafiği ile BuyBox grafiğinin orantılarına da dikkat ederseniz bu ikisini açarak bakmanız da sizlere fayda sağlayacaktır. Ancak arkadaşlar burada aynı zamanda şöyle bir sağlamada yapabilirsiniz. Kipa ile alakası yok. Bakın new 26 From diyor. Lütfen buraya tıklayın. Bizim BuyBox algoritmasında bizler için en önemli konulardan birisi neydi arkadaşlar? Tabii ki Amazon FBA depolarına ürünlerini gönderen kişiler Buybox'ı daha fazla alacaktı. Birazdan Buybox istatistikleri veri analizi yaptığımız yerde Kipa'da göreceksiniz. Burada arkadaşlar bakın mouse'uma lütfen dikkat edin. 25 other options diyor. Yani arkadaşlar 25 farklı seçenek varmış. Filter kısmına basıp lütfen Prime'ı seçelim. Jungle Scott araya girdiği için biraz sorun yaşadım. Hemen yapıyorum. Filtre bastım. Bakın Prime'ı seçtim. 10 other options diyor. Yani 10 tane kişi Amazon depolarına bu listede ürünü göndermiş. Aslında fiyatını baz alacağımız ve rekabet edeceğimiz kişiler bunlar. Bu da sizler için küçük bir tüyo olsun arkadaşlar. Şimdi önemli olan kısımlardan birisi data, product detayları kısmı arkadaşlar. Buradan arkadaşlar ürünle alakalı detaylı bilgileri görebilirsiniz ancak çoğunuzun en çok kullanacağı yeri göstermek istiyorum. Bakın burada item dimensions var. Yani ürünün en boy, yükseklik, ölçüleri ve ürünün kilosu bir altta da görüyorsunuz. Gramaj cinsinden ve santimetre cinsinden verdiği için biz Türkler için de gerçekten geçerli bir veri oluyor. Ürünümüz gördüğünüz gibi 1 kilo 100 grammış arkadaşlar. Ağır bir ürün olduğunu unutmayalım lütfen bir kargo planlaması yaparken kargo maliyetimizi yükselteceği için ne yapmamız gerekiyor? Bu ürün özelinde Kipa grafik analizi yani Kipa'ya anlattığım şu anki videomuzda aslında sizlere çok önemli tiyolarda veriyorum. Bu üründen çok göndermek yerine 5 tane bir kutunun içerisine karma yaparak göndermeniz sizin kargo maliyetinizi yükseltmeyecektir arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edin. Arkadaşlar en önemli konulardan birisi de Buy box istatistikleri kesinlikle ve kesinlikle grafikleri analiz ettikten sonra hemen ekranımı sizler için büyütmek istiyorum. Burada buy box istatistiklerine bakmanızı sizlerden rica ediyorum. Neden arkadaşlar bakın burada stok sayıları gözüküyor. Gördüğünüz gibi bazılarında soru işareti var ve kişilerin stok sayıları gözüküyor. Bakın FBA kısmının altında tik olan kişiler burada ne yapmışlar arkadaşlar? ürünleri Amazon depolarına göndermişler ve en çok buybox alan fiyatımızın 22 dolar 15 sent olduğunu görüyoruz. %29 buybox alma oranına sahipmiş. %24, %19, %15 vesaire vesaire gidiyor. Çok uzatmak istemiyorum. Yani bizlere burada aslında ne anlatmaya çalışıyor? Bir buybox dağılımının olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. Last one dediği yer şuraya dikkat edelim. Bakın mouse'umla yuvarlak içinde sizlere belirtmeye çalışıyorum. Burada arkadaşlar ne oluyor? Buybox aldıkları son tarihleri ve zamanları gösteriyor. Just now dediği şu an. Bakın 2 days ago 2 gün önce Prize Master isimli satıcı buybox almış arkadaşlar. Grafikleri mutlaka ve mutlaka burada bu şekilde analiz edin. Çok detaylı değil, basit sizin işinize yarayacak Kipa ile alakalı Detayları ürünü göndermeden önce analizi nasıl yapacağınızı sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok kıymetli bir video. Sabredip sonuna kadar izlerseniz gerçekten bir ürünü gönderirken en azından böyle bir karavana işlem yapmazsınız. Üstün körü bir ürün gönderimi sağlamamış olursunuz. Bu da sizler için harika olacaktır. Burada left yüzde diye arkadaşlar Kipa'nın içeride sizlere verdiği bir kota var. Ortak kullanımlarda burası çok hızlıca düşüyor. Olsun siz buraya da lütfen dikkat edin. Şimdi arkadaşlar ikinci ürünümüze geçmek istiyorum. Bakın burada sağ tarafta biraz daha fazla sizler için e, grafikte oluşabilecek durumlar var. Ancak bu ürünü bilerek seçtim arkadaşlar. Burada farmasinin iki tane seçeneği olan yani varyasyonu olan bir ürünümüz var. Birçok arkadaşım helyum tene basıp X-ray'e tıkladığı zaman Bakın iki tane varyasyonunda 372 adet sattığını bizlere gösteriyor. Arkadaşlar helyumtenin tenin yetenekleri burada sınırlı kalıyor. Burada kipa ile bir sağlama yapmamız lazım. Burada grafik analizlerine geçmeden önce size hemen bunu göstermek istiyorum. Varyasyon olan listelerde bakın burada datanın yanında varyasyon diye bir yer var arkadaşlar. Buraya tıklayın sağ tarafa doğru geldiğiniz zaman ise bakın ratingsin altında kupa alan bir arkadaş var. Bir varyasyon var. Bakalım gri olanmış bu. Burada bizlere adetsel değil, yüzdesel bir değer veriyor arkadaşlar. Yani ne demek istiyor? 372 adet ürünün %58'ini bu varyasyon satıyor. %42'sini ise hangisi? Şurada gördüğünüz mor olan varyasyon satıyormuş arkadaşlar. Kipa'nın varyasyon sekmesinde burada sizlere göstermek istedim aslında bu ürünü onun için seçmiştim. Ancak diğer grafiklerde farklı olan şey burada neler varmış? Aslında çok da farklı bir şey yok. Sizlerden can bakın sales rank grafiği biraz daha aşağılarda bu ürünle. Ne görüyoruz burada? Ürünün son dönemde satış hızının arttığını sizlerle beraber görmüş oluyoruz arkadaşlar. Gri olana bastığımız zaman ise Bakın varyasyon kısmında farklı farklı şeyler çıkıyor. eBay'de verilen fiyatlar ve eBay'deki kullanılmış olan ürünlerin fiyatlarını da buradan görebiliyorsunuz. Ancak bizlerin konusu değil. Bakın Buybox fiyatında belli bir stabilizasyon olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Genelde son dönemde 14 dolar 90 sente satılmış. Bu videoyu izleyen arkadaşlarıma özel bir tavsiyede de bulunayım. Buraya kadar izleyip sabrettiyseniz sizlere can alıcı hayat kurtaran bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar farmasi ürünlerini kesinlikle satmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü sizleri listeden açacaklardır. Burada farmasi listelerine özel şöyle bir durum var. Kendi etkilendirdiği kişilere ürünleri sattırıyor. 2D transferansi kod programına da hızlıca ürünleri sokuyor. Bu ne demek oluyor? Sizler isteseniz de ürünü açtırıp gönderemeyeceksiniz. Gönderseniz de ürünleri imha ettirip ya da Amerika'dan Türkiye'ye çekip ya da Amerika'da bir ara depoda bekletip ebay ya da farklı bir platformlarda satmak zorunda kalırsınız. Buraya kadar sabrettiyseniz alın size harika bir bilgi arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Ama konumuz Kipa'nın grafikleri olduğu için çok önemsemiyorum. Arkadaşlar burada new kısmı var. Görüyorsunuz bunu. Burada da fiyatlarla ilgili kısmı görmüştük. Üçüncü parti FBA satıcıların fiyatlarını görüyorduk. Herhangi birinin üstüne tıkladığınız zaman arkadaşlar buradan baktığınızda ne oluyor? Şöyle birinin üstüne tıklayıp bakarsanız storefront'una da giriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada da ürün aramasına sizlere fayda sağlayacaktır. Hadi gelin önemli olan kısımlardan birisi data buy box istatistikleri kısmına gelin sizlerle beraber bakalım. Arkadaşlar burada da buy box'ın bir dağılımı olduğunu görüyorsunuz. Bu da sizler için önemli. Bakın bütün satıcılarda FBA'ymiş arkadaşlar. Ama bu bir farmasi listesi olduğu için çoğu satıcı da yetkili bir satıcı olduğundan dolayı bakıp vakit kaybetmenizi istemiyorum. Aslında üçüncü ürünümü bilerek seçtim arkadaşlar. Bakın Scan Unlimited. Sizlere bununla alakalı da bir video çekmiştim. Üçgen içerisinde sarı bir uyarıyla soru işareti var. Yani bu ürün daha önce IP claim olmuş. Ne olmuş arkadaşlar listeden atma olmuş. Hadi gelin Kipa'da bunu nasıl anlayabileceğimizi Sizlere göstereyim arkadaşlar. Gerçekten bu Kipa grafiklerini bu seviyede, bu videoda sizlere gösterdiğim gibi bile okuyabilirsiniz değerli arkadaşlar. İnanın ürünü göndermeden önce kafanız rahat olacaktır. Lütfen dikkat edelim sizlerden ricam Ürünün analizini yapmadan önce sizlerle beraber helyum teni çalıştırmak istiyorum. X basıyorum. Evet arkadaşlar, yüklenmesini bekliyorum. Bakın burada da varyasyonlu bir liste var. Gördüğünüz gibi 3 tane varyasyonun 1008 adet sattığını gösteriyor. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Az önce gösterdiğim sağlama yöntemini hadi gelin burada da sizlerle beraber bakalım. Arkadaşlar aşağıya doğru indiğimiz zaman varyasyon sekmesi datanın yanında sadece seçenek olan ürünlerde çıkacaktır. Unutmayın lütfen. Neye bakıyorduk arkadaşlar? Birazcık sağ tarafa doğru geliyoruz. Ratings'e bakıyoruz. Bakın %55 en üstteki varyasyonumuz satıyormuş. Yani Kipa bizlere burada ne diyor? 1008 adet ürünün %55'ini oranlayın lütfen. Ben burada şu an hesaplamayayım. Ne oluyor? Bu varyasyon satıyor. Bir alttaki %25 bir alttaki ise %20'lik bir varyasyon arasında satış yapıyor arkadaşlar. Şimdi gelin price history kısmına basıyorum. Bakın burada ise birçok farklı modülasyonun çıktığını görüyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten birçoğuna işiniz olmayacak. Kapatıyorum. Ancak diğer grafiklerden farklı olarak burada arkadaşlar neyi görüyoruz? Amazon'u görüyoruz. Amazon sekmesini sağ tarafta gördüğünüz zaman Kifa grafik analizi yaparken mutlaka tıklayın ve Amazon'un listeye girdiği zamana bakın. Hatta burada Buybox'a da bakın arkadaşlar. Amazon'un verdiği fiyata da bakın. ikisini aynı anda açabilirsiniz. Çok kısa bir dönem girmiş. Bakın görüyorsunuz turuncu olan yere. Lütfen dikkat edelim. September'da diyor. Arkadaşlar yıllık grafiğe bakıyorum şu an. 3 aylık grafiğe baktığım zaman ise hiçbir şekilde Amazon'un girdiğini görmüyorum. Ama yıllık bazda da bu şekilde incelemenizi isterim. New offer count grafiğinde mutlaka yıllık olarak incelemeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu son ürünümüz. Videoda çok canınızı sıkmak istemiyorum açıkçası. Hepinizin vakti kıymetli. Şimdi bu grafik analizlerini yapmadan önce sizlere kısaca da bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadan izleyen birçok kişi olduğunu görüyoruz. Bunu videonun başında da söyledim lütfen abone olalım. Bizler de çok mutlu oluruz. Hadi gelin Sales Rank grafiğine bakalım. Gördüğünüz gibi çok dalgalı bir ekranı sizler için büyütmek istiyorum. Sales Rank grafiği olduğunu görüyoruz. Bakın Sales Rank değerlerinin 2462'lere kadar düştüğünü sizlerle beraber görüyorum. Bu da gerçekten çok iyi bir Sales Rank grafiği. Burada ürünün sattığını garanti altına aldık. Buybox fiyatına baktığımız zaman ise buradan dikkatlice bakabilirsiniz. Son dönemde 13.50 civarı şu an 13.40 gösteriyor. Bakayım doğru muymuş. Evet 13.50 13.40 arası satılıyor arkadaşlar. Amazon listeye girmiş mi? Bunu görememiştim. Nasıl göreceğim? Year kısmına bastığım zaman geçmiş dönemde bir ara Amazon listeye girdiği için burada Amazon sekmesi açık arkadaşlar. Defalarca söylemem gerek yok. New, New Third Party, FBA ve FBM'in ne olduğunu az önce sizlere gösterdim. Burada kullanılmış olan ürünlerin buyboxları, kullanılmış ürünlerin fiyatları vesaire vesaire göstereyim. Aslında çok önemli değil. Ancak buraya gelmeden önce arkadaşlar hadi gelin data buybox istatistiklerine bakalım. Nasıl bir buybox dağılımı olduğunu görelim. Bakın arkadaşlar baştaki satıcı %25'lik buybox alıyor ve FBA bir satıcı içeride 12 adet stok var. Sizler aşağıya doğru stok sayılarına bakabilirsiniz gerçekten bir buybox dağılımı olması da çok güzel. Sağ tarafa doğru geldiğiniz zaman buybox kazanma zamanlarına da dikkat edersiniz. Şimdi arkadaşlar burada çok çok önemli bir durumla karşı karşıyayız. Sizlerle beraber ona bakmak istiyorum. Arkadaşlar bakın burada zaten bir IP claim uyarısı alıyoruz. Daha önce listeden atma olmuş diye sizlere söyledim. Yani bunun kanıtı nedir değerli arkadaşlar? Bakın geçmiş dönemde Faber Castell listelerinde şurada gördüğünüz gibi 39 adet satıcı varken bir anda 8 adet satıcıya düşmüş. Bakın böyle pik halinde inanılmaz bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani ne olmuş? Listeden atma olmuş kendi yetkilendirdiği satıcılara satış yapmış. Bu riskli bir liste olduğunu bizlere göstermiş oluyor değerli arkadaşlar. Böyle bir şey görürseniz aynı zamanda grafikleri tekrardan yoğun bir şekilde analiz etme lütfen gayret edelim. New Offer Count grafiği arkadaşlar. Arbitraj iş modelinde bir ürünü göndermeden önce güvenebileceğiniz, sağlama yapabileceğiniz en önemli grafiklerden birisi. Video bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kısa bir konuşma yapayım isterseniz sizlerle. Arkadaşlar buraya kadar gerçekten sabredip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Sizlere YouTube üzerinden ücretsiz içeriklerle olabildiğince bilgilendirici videolar çekmeye çalışıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yorum yapmayı da unutmayalım. Bizlerden herhangi bir danışmanlık almak isterseniz ücretsiz olarak sunduğumuz içeriklerin kalitesini görüyorsunuz. Danışmanlık paketimizde birebir mentorlukta neler yapabildiğimizi sizler bir tahmin edin istiyorum. Gerçekten hepiniz çok kıymetlisiniz. Hepinize işlerinizde başarılar dilerim. Allah'a emanet olun.